Merhaba sevgili dostlar. Bugün Aydın Didim Mavişehir Mahallesi'ndeyiz. Bugün sizlere 300 metrekare arsa içerisinde 3 oda, 1 salon, ayrı mutfak, özel otoparklı ve özel yüzme havuzlu mükemmel bir villa sunumu için geldik. Sinan'a teşekkür ederim. Dış cephesini gösteriyor. Değerli arkadaşlar, bugüne kadar tanıttığım en güzel evlerden bir tanesi. Full akıllı sistem. Akıllı ev sistemlerinden donatılmış, deprem yönetmeliğine uygun, ses ve ısı yalıtımlı mükemmel bir ev gezeceğiz. Şimdi otopark alanının üzerindeyim değerli arkadaşlar. Aynı zamanda engelliler için de rampamız mevcut. Şimdi hemen otopark alanına geldiğimizde gördüğünüz üzere güzel bir yüzme havuz alanımız mevcuttur. Hemen şöyle Sinan kardeşimle beraber dolaşalım. Havuzumuz şu anda faaliyette. Kat mülkiyetli ve iskanlı dediğim gibi. Havuz merdiveni, havuz kobrası, denge deposu ve motor dairesi. Tabii bahçe duvarlarının iç kısımlarına da güzel seramiklerle döşemesini yapmış. Hakikaten çok güzel olmuş. Bahçe duvarının üzerinde gene çim çitlerle tamamen izole bir hal almış. Hem kartal figürleri falan konulmuş. Peyzajı çok güzel olmuş değerli arkadaşlar. Tabi stabilize taşlar, cüruflarla dekor verilmiş. Güzel bitkiler yerleştirilmiş. Ara ara da limon çamları dediğimiz çam ağaçlar da güzel bir şekilde süslemesini yapmış. Tam müstakil, tam bağımsız bir ev olması açısından etraflıca dolaşacağım değerli arkadaşlar. Hemen şu tarafa geldiğimizde arka tarafta biraz çim alanına, bahçe alanına önem verilmiş. Tabi Didim'de doğalgaz olmadığı için de ısı pompası yerimiz mevcut. Sigortaları vesaire. Yani burada peteklerinizi takıp hemen şeye başlayabilirsiniz. Yani ısınmanızı sağlayabilirsiniz. Tabi dış cephesine baktığımız zaman dalmatça malzeme kullanılmış değerli arkadaşlar. Onun üzerine dekoratif sıva ve kaleterasitle uygulamaya yapılmış. Dört cephesinde kamera güvenlik sistemleri mevcut. Tabi altyapısı tamamen bitmiş. İnternet bağlantısına kadar, internet fiber bağlantısına kadar hepsi hazır. Neden ben böyle etraflıca dolaştım? Tam bağımsız olması açısından size daha detaylı göstermek açısından değerli arkadaşlar. Şimdi çelik kapımıza doğru gideceğiz. Evimizin içerisine evimizi detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Tabi çelik kapının önüne geldiğimizde doğal antresit taşlarla kaplamış böyle güzel bir dekor verilmiş. Salon çelik kapıdan içeri girdiğimizde müthiş bir koridorumuz var değerli arkadaşlar. Demin arkadaşımıza söyledim, buraya bir vestiyer alalım, siparişi verilmiş, gelecek. Yani elbise asmak için, ayakkabılık için. Evimiz akıllı sistem demiştim. Akıllı sistem butonumuz burada değerli dostlar. Eve giriş, evden çıkış, yani internetiniz olduğu müddetçe bu uygulamayı cep telefonunuza indirip detaylı güvenliğini alabilirsiniz. Tabi salona geçmeden önce en önemlisi mutfak kısmıdır. Hanımlar mutfağı merak ediyor. Hemen mutfağa giriş yapalım değerli arkadaşlar. Mutfağa girdiğimizde son derece geniş bir mutfağa sahibiz. 25 metrekare değerli arkadaşlar. Tabanda asma taban mevcut. Antresit boyalar kullanılmış. Spot lambalar verilmiş. Akıllı ev sistemi demiştim. Şurada görmüş olduğunuz sensör. Su kaçağı, elektrik kaçağı, yangın butonu ne olursa olsun devreye girip hemen elektriği suyu anında keser. Tabi mutfak dolabının altını antresit renk, üstünde beyaz kullanılmış. Buzdolabı yerimiz burada. Set üstü ocağımız burada. Dablumbaz yeri, siyah granit evye, bulaşık makinesi, fırın, mikrodalga. Fevkalade güzel, çok amaçlı, çok kullanışlı raflar düşünülmüş. Gerçekten güzel bir mutfak alanı. Tabi burada da bir sürgülü kapı vermiş. Bahçe alanına çıkış için sürgülü kapının dışında da gördüğünüz üzere sinekliklerimiz de mevcut, panjurlarımız mevcut. Tabi akıllı ev sistemleri, şimdi bir butona bastığımda bütün panjurlar açılıp kapanabiliyor. Mutfak kısmımız bu şekilde. Tekrar koridor kısmından devam edeceğiz, salon kısmına geçeceğiz. Salon kısmına geldiğimizde gördüğünüz üzere 60'a 120 mermer görünümlü porselen seramik döşenilmiş. Tabii veranda alanına çıkış için güzel bir sürgülü kapımız var. Antresit renk doğramalarımız, tabanda gene alçı çalışmamız var. Asma tavan yapılmış. Burada da gördüğünüz üzere bir televizyon ünitesi yeri düşünülmüş. Bu kutuları da sorar iseniz değerli arkadaşlar, kamera kayıt cihazları. Tabii fiyatını merak ediyorsunuz değerli arkadaşlar.
geç oldu ama fiyatını da söylemek istiyorum. Bu güzel evimizin fiyatı 8 milyon 500 bin Türk lirası değerli arkadaşlar. 8 milyon 500 bin Türk lirasına bu güzel evimize sahip olabilirsiniz. Gördünüz salonumuzu. Şimdi tekrar koridor kısmına geçelim. Koridor kısmında ne yapmış arkadaşımız? Merdiven altında Hilton dolabımız var, tuvalet alanımız var, çamaşır makinesi yerimiz var. Tabii aynı zamanda odalarımız ebeveyn banyolu. Şimdi iki katlı villadan bahsediyoruz. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Çanakkale siyah dediğimiz siyah mermerlerle basamaklarımız yapılmış. Sensörlü spot lambalarımız var. Aynı zamanda kare korkuluklarımız antresit renginde yapılmış. Merdiven kovanını aydınlatma için çift açılımlı penceremiz var. Merdiven kovanın içerisinde de çok güzel alçı dekorlar yapılmış. Üst kata çıktığımızda çok güzel bir koridor alanımız var değerli arkadaşlar. Hemen birinci yatak odamıza geçeceğiz. Birinci yatak odamız ebeveyn banyolu değerli dostlar. Gördüğünüz üzere son derece geniş ve ferah bir oda. Tavanlarda hem gergi tavan düşünülmüş hem spot lambalar, yatak başları vabiyen şeklinde. Gördüğünüz üzere şunu sorar iseniz değerli arkadaşlar, klima tesisatları komple duvarların içerisine yerleştirilmiş. Aynı zamanda odanın içerisinde ışık aydınlatma için hem Fransız balkon hem balkona çıkışımız söz konusu. Ebeveyn banyolu demiştim. Sinan kardeşim hemen banyoyu da sizlere göstersin. Tabii kabin yok yani kabin sonradan gelecek. Tuvalet alanı, Hilton dolabı, çift açımlı vasıtas pencere ve vitrifiye malzememiz takılı bir şekilde duruyor. Birinci odamız bu şekilde. Odadan çıktığımızda tekrar bu güzel koridorumuza geldik. Koridorun hemen karşısında genel banyomuz var değerli arkadaşlar. Genel banyonun içerisine girdiğimizde hemen tuvalet alanı buraya düşünülmüş. Üzerine çift açımlı vasıtas pencere, ahşap görünümlü Hilton dolabı, üzerindeki seramik evye, ayna, aynanın sağında solunda da etajer yerleri buraya müşterinin tercihine bırakılmış. Güzel bir duşa kabin gelecek. Vitrifiye malzememiz de güzel. Aynı zamanda tavanda da gene spot lambalar düşünülmüş. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen ikinci yatak odasının içerisine geliyoruz. 18 metrekare genişliğinde bir yatak odası değerli arkadaşlar. Zeminler tamamen 60'a 120 porselen seramik. Işık aydınlatma için bir pencere, bir tane Fransız balkon, bir de normal balkona çıkışımız var. Tavan yüksekliği son derece ideal, güzel. Yatak başları vavyen şeklinde düşünülmüş. Aydın Didim Mavişehir Mahallesi'ndeyiz. 300 metrekare arsa içerisinde tam bağımsız, tam müstakil, akıllı ev sistemlerine dolatılmış güzel bir villa tanıtıyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi 3. yatak odasının içerisine geliyoruz. 3. yatak odamızda yaklaşık 13 metrekare değerli arkadaşlar. Dediğim gibi ışık aydınlatma için penceremiz mevcut. Çok da geniş bir balkon alanımız var. Yatak başları vavyen şeklinde. Burada beğenmediğim tek şey kapıların, iç kapıların kasaları antresit olmasaydı açık renk her zaman daha güzel olur değerli arkadaşlar. Şimdi balkonumuza çıkacağız. Bir de balkonumuzu görelim. Dediğim gibi bütün pencere ve kapılarımızda balkon şeylerimiz mevcut. Sineklik sistemlerimiz mevcut. Çarşıya, pazara, alışverişlere yakın konumdayız. 300 metrekare arsa içerisinde 3 oda, 1 salon, ayrı mutfak, özel yüzme havuzlu, özel otoparklı güzel bir villa sunumu için geldik. Miraç Emlak olarak bu güzel villayı beğendik. Umarım sizler de beğendiniz değerli dostlar. Bu güzel villamızın fiyatını tekrarlamak istiyorum. Bu güzel evimizin fiyatı 8 milyon 500 bin Türk lirası. Didim sınırları içerisinde takasa açıktır. Pazarlığımız söz konusudur. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.